Sevgili dostlar, yeni bir konuk ve yeni bir konuyla yine sizlerle beraberiz. Bugün çok farklı bir konuyu sizlerle işleyeceğiz. Ben de ilk duyduğumda, öğrendiğimde şaşırmıştım. Biraz da konunun sahibinden, olayı yaşayan kişiden bu konuyu dinleyeceğiz. 6 yıldır hukuk mücadelesi veren ve 6 yıldır dava açtıramayan Atilla Yüzgen'le beraberiz. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Atilla Bey, ben bunu öğrendiğimde şaşırmıştım tabii. Türkiye'de 6 yıl hukuk mücadelesi vereceksin ve dava açtıramayacaksın. En önemli taraf bu. Evet. Şimdi haklı olursunuz, haksız olursunuz. O başka bir konu. Ama dava açtıramamak nedir ya? Birazcık bunu anlatayım ama ondan önce kısaca bir sizi tanıyalım. Ben 1948 İstanbul Bakırköy'de doğumluyum. Geldiğimiz noktada şöyle söyleyelim. Ben Altın Borsası kurucu ortaklarından biriydim. Bu vesileyle yabancı sermaye akışında dostlarımız oluştu. Bu tabii söylediğim 1995 yılı itibariyle borsa kuruldu. O da biliyorsunuz bir banka statüsündeydi. İstanbul Özel. Altın Borsası. İstanbul Altın Borsası. Altın Borsası'nın kurucudanlar. Evet. Şimdi bendeki notlara göre 2016 yılında yaşadığınız bir sorundan dolayı, daha öncesi de vardı, onu sizden dinleyeceğiz. Evet. Yaşadığınız sorundan dolayı 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiğinizi ve dava açtıramadığınızı söylemiştiniz. Bunu birçok kez de haberlerde çıkmış. Öncelikle nedir bu? 2016'dan beri sürdürdüğünüz ve açamadığınız dava konusu nedir? Aslında şöyle bir tıp merkezinde, çalışan bir tıp merkezinde Bayrampaşa'da bulunan, buraya biz ortak olduk. Ama şöyle bir durumla karşılaştık. Sağlık konusu olduğu için bize söylenen şuydu. Sağlıkçı olduğunuz için resmi ortaklığınız gözükmeyecek. Ancak kararname değişirse sizi işte normal prosedüre uydurup yani Ticaret Sicil Gazetesi'nde. Tamam, siz şirkete ortak olmuyor musunuz? Şirkete şimdi şöyle olurken... şöyle oluyoruz. Biz parayı verip bu şirket kurucuda, şirket ortaklarıyla bir sözleşme imzaladık. Tamam. Yani buraya şu kadar hisse filancalara verildi diye. Şimdi iki kişiden sanıyorum. İki kişiyiz. Ortağım var benim, evet. Kerim Gündoğdu diye. Kerim Gündoğdu. Aslında evet. Onun üzerine biz onu organize ettik. Finansmanını ortak yapıyorduk zaten. Sıkıntımız yoktu. Burada karşılaştığımız durum şu. Normal çalışan bir tıp merkezi. Biz yani faaliyet olmayan bir konuyla ilgilenmedik. Bizi mesela aradan bir yıl geçmiş, kar payı dağıtımı yapılıyor fakat bize bir şey verildi. Biz tabii, yani hissenizi alamıyorsunuz, paranızı verdiniz tıp merkezine. Hissemiz ismini, alamıyoruz. İsmini verdiniz mi tıp merkezine, yoksa ben vereyim mi? İsmi de yani Evrim Tıp Merkezi diye. Evrim Tıp Merkezi'ne ortak oluyorsunuz. Evet. 2000 kaçta? 2013. 13 yılında ortak oluyorsunuz. 2016'ya geliyorsunuz. Siz hisseleri alamadığınız için 2016'da davaya başlıyorsunuz. Evet. Yani, ben ihbar ediyorum bunları daha doğrusu. Hakkınızı almak için davaya gidiyorsunuz. Gayet tabii ki hakkımızı almak için gidiyoruz. Çünkü burada bizi dışlıyorlar. Resmi de bir görüntü olmadığı için istedikleri gibi oynamaya başladılar. Bunun üzerine ben bu şirketin ciddiyetinden şüphe duyunca araştırmalara başladım. Siz hazır şirkete ortak oluyorsunuz. Hazır şirkete tabii, doğru. Doğrudur. Evet. Yani bir akar olsun diye evet. Biz de bu işe girdik. Baktık ki işin içinde bu şirket sanki bir paravan şirket görüntüsündeydi. 3 yıl sonra bunu anlıyorsunuz. 3 yıl sonra tabii bu bizi oyaladılar. 3 yıl yapıyoruz, ediyoruz, veriyoruz şunu derken bir 3 yıl geçti. 2016 yılında ben yaptığım incelemelerle burada Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı olarak maliyeyi dolandırdıklarını tespit ettim. Belgelerle. Yani sadece siz dolandırılmıyormuşsunuz. Aynı hayır, zamanda hayır, devlet de dolandırılıyormuş. Devlet de dolandırılıyor. Asıl ağırlık orada zaten. Belgelerle tespit edildi. Bunun için ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundum. Çünkü devlet dedim burada dolandırılıyor. Aşağı yukarı. Kendi dolandırılığınızla ilgili de. Onu da var. Dosyada o hepsi ayrı var. Bir dava o ayrı. Yürüyor. Evet. Bir de devlet dolandırıldı diye suçlarına bulundu. Evet, doğru. Çünkü dikkati çekecekti. Yani en azından dosyaya eğilecek diye düşündüm ben. Ama maalesef. Ne oldu? Ne oldu? 4 sene sürdü. Burada 8 tane şüpheli, mesela emekli polis memuru, tır şoförü, efendim mimar gibi birkaç kişi daha var işin içinde. Sonradan anladık ki bunlar parayla tutulmuş tetikçi. 2 tanesi. Neye karşı? Bize karşı. Çünkü beni darp ettiler. Bir dakika. Parayla tutulan tetikçi diyoruz ya. Evet. Bunlar sizin ortak olamadığınız şirkete ortak mı oluyorlar? Hayır, ortak görünmüyorlar. Bunlar ne olarak görünüyor? Bunlar bunların parayla tuttukları. Yani bunların adamları gibi. Adamları. Görünüyor. Evet. Yani sizi davadan vazgeçin, dava açmayın diye mi tehdit evet, ve darp evet, ettiler? Evet. Siz bu işten vazgeç. Bu ihbarını geri çek. Tabii ortada görünüyor. Sigorta ve maliye yaptığınız ihbarı geri çek diyor. Yalnız orada sigorta ve maliye yok. Ya ne var? Diğer bütün gelişen olaylar ne varsa bizim dolandırmamız dahil başka konularda. Yani tamam, hepsi bütünün bunun için. Bütünün, evet. Burada 3600 sayfa belge verdim ben oraya. Bu MASAK'a kadar gitti. Maliye Bakanlığı'na gitti. Sağlık Bakanlığı'na gitti. Ben çok üzerinde durdum bu konunun. Fakat burada 8 kişinin en sonunda 4, aradan 4 yıl geçtikten sonra 8 kişinin bir tanesinin dahi ifadesi alınmadan dosya takipsizlik verilerek kapatıldı. Dava açamadınız değil mi? Açamadık. Hayır. Açamadık. Yani 6 yıldır verdiğiniz hukuk mücadelesinde daha dava açamadınız. Hayır. Açtırmadılar. Peki hukukçunuz da var sizin. Var. Bu hukuk camiasında nasıl karşılanıyor? Sorguladınız mı? Tabii ki sorguluyorum. Şey olmaz mı? Dostlarımız var, savcı, hakim, avukat dostlarımız var. Bunlar diyor, biri diyor ki ben 35 senedir hukukçuyum. Böyle bir olayla karşılaşmadım diyor. Yani
Şurada iki kişi kavga etse ifadesi alınıyor diyor. Evet. Burada ne karakolda ifadesi alınmış ne de savcılığa çağrılıp ifadesi alınmış. Buradaki suçlamalar ki çok ağır suçlamalar var. Buna rağmen bu dosya bu şekilde kapatıldı. Tabii bunun üzerine ben HSK'ya itirazımızı, şikayetimizi yaptık. Davayı açmayan savcılarla ilgili. Tabii gayet. Ondan sonra HSK'da müfettiş gönderildi. Sonra da müfettiş işe başladı, soruşturmalar başlarken. Sonra müfettiş de bir ara ortadan kayboldu. Onu da sonradan öğrendik ki görevden almışlar. Yani böyle bir çarkın içine düşmüşüz. Tabii biz bunu zaman içinde öğreniyoruz. Yaptığımız bütün bu sarf ettiğimiz efor boşa gitmiş oluyor. Dolayısıyla ben neticede burada en azından şöyle yaptılar. Bunu bir terör örgütüne bağlamıştık. Bu örgütün böyle bir şey olmadığı dolayısıyla böyle bir karar vermişler. Yani silahlı terör örgütü değildir diye. Bununla ilgili... Yani ben isim vermek istemiyorum hangi örgüt falan diye. Burada haberler yapılmış ama bununla ilgili. Var, haberler var. O zaman yaptırdık bunları. Evet. Çünkü bize dendi ki yani eğer orası ilgilenmiyorsa bunu basına düşürürsek bizim tanıdığımız avukatlarımız burada bunu ihbar kabul edip dava açtırabiliriz denmişti o zaman. Fakat gördük ki o da bir işe yaramıyor. Çünkü bu grubun arkasında kimler varsa karanlık eller buna mani oluyorlar. Yani üst kademelerden mani oluyor. Çünkü bu şahısların böyle bir kapasitesi yok. Bunlar doktor grubu mu? Siz zaten ortak olacağınız kişiler doktor mu? Doktor, 3 tane doktor. İki kurucu var orada, evet. Şirketi kuran. Biliyorsunuz bu Evren Tıp Merkezi sadece şirketin adı, kuruluşun adı. Şirket farklı bir kuruluşta, o iki kişinin soyadıyla kurulmuş. Dolayısıyla burada kurucu ortaklara yanında bir tane daha bir doktor var. Sağlıkçı daha doğrusu, doktor da değil. 3 kişi var gerçek ortak, şirket ortağı görüldü. Şimdi sevgili takipçilerimiz bakın 2019 yılında yine günlük gazetelerde çıkan haberleri var. Şöyle görelim. Burada ne diyor işte milyarlık yatırımda FETÖ köstebeği çıktı 2019'da. Yine aynı kişilere ait yine 2019'da farklı bir tarihteki bir habere göre. Burada da adliyede milyon dolarlık skandalı. Burada da başka bir şeyden bahsediliyor. Şu milyon dolarlık skandal dediğimiz konu, şimdi konu biraz şu, daha şeye girmiş. Şu konu şu. Evet, bu nedir? Konu, oradaki konu da yine hastane projesiyle ilgiliydi. Evet. Ancak onu da biz organize etmiştik. Fakat burada içeride anladığım kadarıyla zaten karşılaştığımız olaylar öyle. Şimdi burada hadise şu. Bu kişilerin tetikleyebilir miyim buradan? Arap iş adamlarıyla birlikte İstanbul'da yapılması düşünülen 250 milyon dolarlık bir hastane yatırımında yaşanan kavga adliyede milyon dolarlık skandalı ortaya çıkardı. Evet. Nedir skandal? Bir şantajdan mı bahsediliyor? Bir kumpas mı kurulmuş? Burada evet kumpas var. Burada da savcı, hakimler bu doktorlar grubu tarafından arkalarında kim var bilemiyorum bunları ben. Ama güçlü olduklarını biliyorum. Mesela burada da verdiğim, onu nereden öğrendim diyeceksin. Burada bahsettiğim konu bunların tetikçi diye tuttuğu eski emekli polis memurunun şu bayan doktorum yani, diyor yani bilmiyorum. Doktorum da diyor bu bayan. Hastanenin yani dolandıranların birisi bu mu? Evet evet. Peki bu bayan aynı zamanda savcılara, hakimlere. Ya şimdi şöyle ben onu bilemiyorum. Ben onu şuradan gördüm. Bunun işte tetikçi diye tuttuğu emekli polis bunlardan parasını alamayınca bir gün beni aradı. Zaten birkaç sefer buluştuk onunla. Tamam. Dedi ki bunun cep telefonunu almış. Bu habere göre doktor olarak görünen bu bayan savcıya seks skandalı uygulamış. Evet, evet. Bunu yapmış. Doğru mu? Bunu şantaj sevişme için. Sevişme sahnelerini, videosunu. Evet, ben onu seyrettim. Yani bana gösterdi. Kendisi mi sahnede? Kendisi sahnede. Kendisi bir sahnede de savcı. Bir de savcı. Evet. Savcıyla kendisini sevişme sahnelerini kaydetmiş, savcıya şantaj yapmış. Savcı da bunun için mi dava açmış? Savcı bunun için bir de 600 bin lira şey almış, rüşvet almış. Savcıdan. Savcı almış, bunlardan almış. Dolayısıyla biz bunu... Tamam, hem rüşvet vermişler hem de görüntüm var demişler. Evet. Evet. Görüntünün karşısında şu kadar da para... Evet, evet. Sus, davayı açma. Zaten davayı açmadı. Evet. 2017'de başlattığım bir davaydı o, Bakırköy'de. Evet. Açmadı. Ondan sonra ben onu da HSK'ya şey yaptım, şikayetimi yaptım. 2 sene sesi çıkmadı. 2 sene sonra müfettiş tayin edilince orada bunlar da dahil. Bu sefer eski tarihli bir şikayet ortaya koymuş. Dava açmak mecburiyetinde kaldı bana. Bu davadan da bana ceza verildi. Para cezasından dönmesine. Ama ben ona da itiraz ettim. Şu anda istinafta. Fakat onda da yetinmiyor. Sonra bunu aldılar. Gaziantep'e göndermişler savcıyı. Yani Bakırköy'den ayrıldı. Dolayısıyla oradan açmış. Bu şantaj yapılan savcıdan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet ondan bahsediyoruz şimdi şu anda. Demek istediğim şu anda... Bu olsun, İstanbul olsun. Biz buralarda koyduğumuz belgeler, yeterli belgeler olmasına rağmen. Çünkü biz mesela SGK'dan şey gelmiş,
Savcı yazmış SGK'ya. Ya böyle böyle bir iddia var. Bununla ilgili şey var. İnceleyin, bakın. Sahtecilik var diyor. Evrakta sahtecilik var. Evet diyor. Yazı gelmiş oradan. Evet diyor. Örnekleme şekliyle 5 kişiden aldıkları örnekleme ifadeyle. Evet diyor, böyle bir şey olmuş. Filancanın yerine şirket ortakları bakmış gibi ödeme yapılmış diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece 5 kişi üzerinden. Halbuki burada 3000 kişiyi geçen bir grup var. Nedir o 3000 kişi? Yani hasta grubu. Hastanelerde şöyle, biz de bunu sonradan öğrendik. Hastanelerde doktorlara bir kota veriyorlar. Sen diyorlar ki günde şu kadar hasta bakabilirsin. Tamam. Onun dışında bakamazsın. Tamam. Bunlar da bu kotayı orada çalışır görülen, aslında çalışmayan iki doktor. Adına. Evet, hasta bakmışlar. Bunun da karşılığını SGK'dan para olarak almışlar. Özürlülere bakmışlar ki onlar daha yüksek paralar alıyorlar SGK'dan, ödemeler alıyorlar. Yani devlet dolandırılıyor burada. Zaten ben oraya geçecektim. Devlet dolandırılıyor bölümü burası değil mi? Evet, evet. Bunları tespit ettin, sonra şikayette bulunuyorsunuz. Bulundum. Aynı o dosyada takipsizlik verilen İstanbul dosyasında bunlar da var. Hepsi var. Bakın, kaba bir deyimle bir çuval belge var burada. Bunlar bir şey değil bunlar. Atilla Bey'in biri. 6 yıldır verdiği mücadelenin bir kısmı. Bir çuval belge var burada ama 6 yıldır dava açtıramıyor. Gene burada bir haberiniz var. Yaktın beni doktor diyerekten. Aynı konuyla ilgili takvim gazetesi. Bu da takvim gazetesinde. Evet. Gene Ulusal Gazetelerimizde bir tanesi. Bu da 27 Temmuz 2019'da. 2019'da bayağı bir haber yapılmış. Evet, yapıldı. Ilgili. Bunlara rağmen hiçbir şey açılmadı. Dava da açılmadı. Hiçbir dava açamadık maalesef. Yani bu kadar basın üstüne gitmiş, basın yazmış. Bir de ben ihbarcı olmam nedeniyle, şimdi biliyorsunuz ihbarcının anayasamıza göre korunması, gizli tutulması gerekmiyor mu? İhbarcı olarak bir de darp edildi. Bir de darp edildi. Silah soruyla senete alındı. Evet. Efendime söyleyeyim. Yapmadıkları şey bırakmadılar. Buna rağmen cezayı yine biz ihbarcı olarak biz aldık. Şimdi ben soruyorum. Anayasamızda böyle diyor da, o zaman kimi ihbar edeceksin? Sen ben ihbar ettim diye ceza alacaksam ben sana niye ifşaatta bulunayım o zaman? Ne faydam olur yani ihbarcı? Yani devlete dolandırılıyorsun dedin. Aha sana belgesi, aha bilgileri, aha adresi dedin. Yöntemi de bu dedin. Evet. Normalde senin ödüllendirilmen gerekirken. Ya biz ödül de beklemiyoruz. Biz memleketimizi dolandıranlar, yetimlerin hakkını yiyenler hakkında bir vatandaşlık içgüdüsüyle yetim hakkı korumaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bakın mesela orada savcıya o dosyayı kapattıkları için diğer konuları da kapatmış saydılar. Halbuki böyle silahlı terör örgütüyle ilgili verildiğini şey söylüyor. Ağır ceza diyor ki bundan dolayı kapatılmıştır. Peki onun içinde bu SGK'nın dolandırılması var. O niye gitti arada? Bunu da onun içine koyup kapattınız. Ben bunu sonra da tekrar açtırdım. Ve açtırdığımda işte o SGK'dan o yazı da geldi. Burada mevcut bende hepsi. Ve savcı, iyi bir niyetli bir savcıydı, bunu mali şubeye gönderdi. Ve şurada ne diyor? Diyor ki şüphelilerin savunmaları alındıktan sonra serbest bırakılmayarak tahkikatın aşamalarında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi, delil durumu değerlendirilerek şüphelilerin mevcutluğu istenebileceği. Burada da kapandı bu konu. Söylüyorum. Peki darp ve darbın silah var. Zoruyla hisselerin imzalanması. Evet. Zararlı. Şimdi şöyle, bunlar bizi çağırdılar, ortağımızı. Uzaktan bir akrabası oluyor bu tır şoförü. Bizde de bir tır var. Orada çalışmak üzere bize gelmişti. Ama biz ufak bir dükkanda bu konuları konuştuğumuz için bu bizim dışımızda da gitmiş, karşı tarafla anlaşmış. Şoför mü anlaşmış? Şoför anlaşmış. Sizin tırda çalışmak için anlaştığınız şoför karşı tarafla anlaşıyor. Anlaşıyor. Hatta bazı belgeleri almış, götürmüş, onlara teslim etmiş, para almış karşılığında. Şimdi o şoför tabii bize karşı, biz bunlarla, onun da ismi var bu şüphelilerin arasında, verdik. Bunlar bizim o iş yerimizi de silahla gelip kurşunluyorlar, dağıtıyorlar. Ondan sonra arkadaşıma da önceden hazırladığı protokolü imzalatıyorlar. Kerim Dünkü'nü oluyor. Evet. Dolayısıyla orada da böyle bir şey vuku buluyor. Biz şimdi bunları Bakırköy'deki o savcı vardı ya, hadiseli savcı. Hı hı. Evet. O savcının açtığı dosyada bunları belirtmiştim ben. Şikayetimi yapmıştım. Onu da engellemeye çalıştılar. Bilir kişiler tutmuşlar falan. Biz neyse bunu Ulusal Kriminal diye ayrı bir Adalet Bakanlığı'nın tanıdığı bir yerde yaptırdık. Getirdik, gerçekler orada görünüyor. Şimdi burada bu dosyayı takipsizlikle kapadı. Ancak bu olaylı polis memuru hakkında veya o tır şoförü hakkında bunları dosyadan ayırdı. İstanbul'a gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Çünkü Fatih mıntıkasında oldu bu kurşunlama olayı. Dolayısıyla o İstanbul'a bağlıdır dedi. Yetkisizlikle oraya gönderdi. Görevsizlik verdi yani. Dolayısıyla orada açtığımız bu dava, bakın onlar neye ihtiva ediyor? Silah soyuyla senet tahsili. Silah zoruyla hisselerin gaspı, efendim darp, dolandırıcılık, iş yerinin kurşunlanması gibi konular varken bu şeyin içinde, itirazımızın, şikayetimizin dosyanın içinde. Burası 2-3 senede orası salladı. Oradaki savcı, hakim vardı. Salladı.
En sonunda şey verdi, takipsizlik verdi. O da Amasya'ya bizi dedi ki itirazını Amasya'daki sulh hukuk mahkemesine, şey hakimliğine yapacaksın. Neden İstanbul'daki bir olayı Amasya'ya? Yani bunu anlamak mümkün mü? Biz de soruyoruz bizim kendi şeylerimize, hukukçularımıza. Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Ama bunlar şunu ispat etmek için, yani siz bizden bir şey alamazsınız demek istiyorlar. Biz istediğimiz gibi yazarız. Biz kanun manunu tanımayız. Bizim kanunlarımız geçer burada demek istiyorlar bununla. Kanun biziz diyorlar. Biziz diyorlar yani bunu. Ve ikinci, biz bunu itirazını yaptık İstanbul'da. Tamam dediler. Çünkü olay yeri inceleme raporuna hiçbir şeye bakmadan takipsizlik vermişler. Yeni gelen yeni bir savcı atandı. Ve şu anda bakan o. İsmini de verebilirim ben bunun. Bu evet. Mehmet Sait Yıldız adında bir savcı. Aynı dosyaya bizi de, o da İpe un sermeye başladı. Ben de sık sık gidip geldiğim için bana dedi ki ya sen bu dosyada dedi taraf değilsin, bana gelip gitme diyor. Ya dedim savcı bey, ben Bakırköy'de bunu açan, dosyayı açan benim. Tarafım direkt. Tarafım ben açmışım zaten. Evet. Bunu sen ayırmışsın, buraya göndermişsin. Dolayısıyla benim şikayetim üzerine buraya gelmiş. En son git gel kavga gürültü tanık olarak kabul ettirdim kendimi. Yani dosyayı davayı açmana rağmen seni... Kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Çünkü ben... haklı olarak konuşuyorum, belgeleri koyuyorum, onların işine gelmiyor. Çünkü kıvıracak bir tarafları kalmıyor. Şimdi bu da aynı dosyayı hiç okumadan aynı kararı vermiş ve o da inat olsun diye o da Amasya'ya gönderiyor itiraz hakkında. Yani savcıyla hakimle takıştığında evet. Direkt şeye, Amasya'ya. Amasya'ya gönderiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kanuna, hukuka. Yani keseydi gönderebilirler yani. Demek ki... Ya gönderdiler yine sağlam bir yere göndermişler. Şimdi bu olaylar, bu yani anlattığım tabii devede kulak bu olaylar. Aslında çok nedenleri var, çok elinde belgeler var, öyle belgeler var ki. Evet. Yani bunlar süresi zamanı gelince anlar. Beni Asliye Ceza Mahkemesi'nde bile yargılama imkanı olmayan bir takım iftiralarla ağır cezada yargıladılar. Ağır cezada efendime söyleyeyim, bakıyorlar bizim hakim tanıdık savcılar da öyle bir şey olmaz. Burada suç yok ki diyor. Adam diyor ki sen suç işleyebilirsin diyor. Ya kardeşim ben suç işleyebilirsem o zaman 84 milyon Türkçe vatandaşı herkes da suç işleyebilir. Potansiyel suçlu o zaman. Peki. Buna rağmen 7 sene ceza veriyorlar bana. Şimdi siz 6 yıldır mücadelesi veriyorsunuz ve burada devleti de dolandırıldı diye evet. Uyarıyorsunuz. Evet. Ben uyardığım için cezalar alıyorum. Başınıza gelmeyen kalmadı. Maalesef. Yoruldunuz mu? Yorulmaz olur muyum vallahi? Zaten evde de annem rahatsız, ağır hasta. Dolayısıyla yani evde huzur bulamıyorum. Sıkıntılarım var. Dışarıda bu olaylar, daha doğrusu hazmedemiyorum hukuk dışı, iftiralar, yalanlar. Sonra benim cebimden çıkan bir para değil. Tabii ki bu devletin, vatandaşın cebinden çıkıyor devleti kurumlarının dolandırılması ama neticede burada ben gittim SGK'ya dedim ki ya ben dava açıyorum sizin için. Siz bir tane avukat göndermiyorsunuz. Sizin haklarınızı korumaya çalışıyorum. Meğerse onlar da tabii entegre çalışıyorlarmış hepsi. Çok garip ki ne garip yani. Baktı şaşırdım kaldım. Çağırıyorum ben avukatı çağırıyorum. Gel diyorum açık dava açtık. Gelmiyorlar, müdahil olmuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani orası sanki şey devletin arpalığı. Siz bunlara çete mi diyorsunuz? Çete diyorum ben bunlara. Bunlar bir çete. Çete olduğu ortada. Evet. Yani devlet dolandırılıyor, vatandaş dolandırılıyor, fuhuş var, kumpas kuruyorlar. Doğru mu? Doğru. Zaten o şey, savcı bana dava açtığı zaman ben dedim ki bu söylem bana ait değil. Bana gösteren bunların evet. Adamı. Niye onu çağırıp veya bu kadını çağırıp ifadesini almadın iki senedir? Laf yok. Görüntüyü de izledim diyorsun ama. İzledim diyorum. Ben zaten beni ondan suçluları, sen böyle bir şey niye yaptın diyorlar. İzledin. Neden ben izledin? De diyorum ki buradan izledim. Sen evet. O adamı niye çağırmadın iki senedir? Bu kadının diyorum niye çağırıp ifadesini almadınız? Yani madem bu kadar aleni konuşuyorum ben. Sen beni suçla o zaman at beni içeri. Ne oldu dava? Devam ediyor. Abi. Devam ediyor. Devam. Peki ne kadar para kaptırdınız iki ortak olarak bu? Ya bu, biz orada bunlar... aşağı yukarı bugünkü parayla bugün, 7-8 milyon civarında topladık. TL. 7-8 milyon TL kaptırdınız. Tamam. Peki Atilla Bey korkuyor musunuz? Vallahi korkmuyorum. Ben korkmadığım için de zaten... Bunlar endişeliler. Beni hapisle zorluyorlar. Artık ama şey ok yaydan çıkmış. Yapacakları bir şey yok. Artık işin sonuna geldiği için bu sefer de beni tek çareleri kalmış. Beni içeri atarlarsa Atilla Yüzgen'den kurtulacaklar. Şimdi demin de sordum korkuyor musunuz diye. Korkmadığınızı hayır, hiç korkmuyorum. Göstermişsiniz. Çünkü darp edilmişsiniz. Evet. Silah zoruyla senet, evet. Darp, mahkemeler, haklı olduğunuzu gösteren belgeler dahilinde suçlamayla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Buna rağmen vazgeçmiyorsunuz. Devlet kurumları dolandırılıyor.
değil mi? Kamu kurumları dolandırılıyor. Yine bir kamu kurumu olan yargı buna çanak tutuyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunu anlayamadım ben. O zaman biz kimi kime şikayet edeceğiz? Ben bunu HSK'ya sordum. Dedim rüşvet dahi almışlar. Sen dedim o zaman bana de ki kardeşim yazı gönder. Bana diyorsun ki biz baktık bunu incelenme şeye gerek görmedik diyorsun. Hakim hakkında yazmışım. Peki o zaman dedim bana rüşvetin yasal olduğuna dair bir yazı gönder. Sen bunu böyle kabul ediyorsan kardeşim. Hiçbir şey yok. Yani balık baştan kokmuş benim anladığım kadarıyla. Hani böyle bir tabir vardır ya. Burada nereye geçsen karşımıza bu çıkıyor. Yani böyle bir şey oluyor. Biz kimi kime şikayet edeceğiz? Memleketin parası. Hani bırak kendi paramızı artık. Devleti soyuyorlar. Herkes göz yumuyor. Ne güzel memleket yani. Bundan daha iyi ne olabilir yani? Karamsar mıyız? Ben karamsar değilim. Ben hatta yani bu söz konuşmalarımızı hatta çıkacak, basında çıkacaktır. Cumhurbaşkanına hitap etmek istiyorum. Yani bu konuyu ele alsın, talimat versin, orası kaldı. Gerçi oraya da ben yazdım. Cimer'e gönderdiniz. Cimer'e de gönderdim. Evet. Adalet Bakanı'na bir talimat versin. Bu dosyalar, benim üzerinde durdum, benimle ilgili dosyalar yeniden incelensin. Evet. Suçluysam cezama razıyım. Evet, doğru. Ama suçlular da cezasını bulsun. Ben de onu söylüyorum. Yazık günah değil mi? Bu memlekete para getiriyorum ben. Bunu engelliyorlar. Niye? Kendi çıkarları için engelliyorlar bunu. Böyle bir şey olur mu ya? Biz bu devlette yarınımızı nasıl görüyoruz? Karanlık görüyoruz o zaman bu şekilde görürsek. Olaylar bu şekilde devam eder. Ya buna rağmen 6 yıldır bir dava bile açtıramamanıza rağmen karamsar değilim diyorsunuz. Karamsar değilim. Çünkü, bir yerde mi tutacak? Çünkü bana da söylenen, bizim de alışa geldiğimiz adalet bir gün tecelli edecek. Ben buna inanıyorum. Her ne kadar içinde çürük elmalar da olsa bu sepet sağlam gidecektir yerine diye düşünüyorum. Hukuka güveniyorum diyorsun. Evet. Peki. Güvenmek mecburiyetindeyiz. Kime güveneceğiz başka? Bundan sonraki hedef nedir? Ne yapacaksınız? İstanbul'daki bu Amasya'ya gönderen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ne hukukla alakası var? Sadece keyfi kararlarla yargıyı böyle küçük düşünmenin. Zaten burada benim anladığım şu yabancı sermayeyi de önlemelerinin nedeni sıcak para biliyorsunuz yatırımlar için güvenli yer ister. Evet. Burada da dikkat ederseniz İstanbul yargısı, Türkiye yargısına güvenmiyorlar. Gidiyor Londra, Paris, neyse yurt dışında İsviçre oradaki mahkemeleri tercih ediyor sözleşmelerde. Bu bizim için çok küçük düşürücü bir durum değil mi? Evet. Ben işte burada yargının içindeki bu çürük elmaların temizlenmesi gerekiyor. Bunlar kime hizmet ediyor? Bunlar benim, bana göre benim bakış açımdan vatan hainidir. Benim bakış açımdan böyle. Ve ben her konuşmamı belgelere dayandırarak yapıyorum. Ben afaki bir şey söylemiyorum ki. Her söylediğimin arkasında belge var. Yasal belgeler. Bunlara kimse bakmıyor mu? Bu kağıtlar boşuna mı basılıyor? Yani burada adam işte bu demiş burada Amasya. Diyor ki takipsizlik verdi. Ya aynı dosyaya hiç ilgilenmemiş. Eski dosyaya. Efendim 15 gün içerisinde Amasya Suç Ceza Hakimine itiraz yolu açık olmalı. Yani itiraz yolunu İstanbul'daki mahkemeye verse olmuyor. Olmuyor. Efendim, Amasya'ya verecek. Bu elmayı seviyor herhalde bu arkadaş. Yani alay ediyorlar. Yani vatandaşla alay ediyorlar resmen. Sanki bunlar bu iş, şeyin başında harami şeyi gibi söyle reisi gibi hareket ediyorlar. Bunların böyle bir hakkı mı var? Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşın sesi geçmesi, konuşması. Meclisi seçen vatandaş, bürokratı seçen vatandaş, neticede savcı dediğin, hakim dediğin insanın nereden geliyor bunlar? Vatandaşın hakkını kim koruyacak? Ben buraya dikkat çekilmesini istiyorum. Yani Adalet Bakanı tarafından benim bu serzenişimi, bu şikayetlerimi doğru olup olmadığını göndersinler hukukçularını, bu dosyalarımı incelesinler ve daha fazla farklı da şeyler vereceğim. Belgeler de koyacağım bunların hukuk dışı yaptıkları işler için. Kararı onlar versin ama ben suçluysam cezamı da çekeyim. Açık konuşuyorum. Bu memlekette yani ben bu gidişatın yani yargı içindeki olsun bu gidişattan memnun değilim. Her vatandaş gibi. Çünkü vatandaşa sorsan yargı mı diyor parası olana haklı çıkartıyorlar diye kendi milletin ağzına düşmüş. Ama bu yanlış bir şey. Bence devletin devlet olabilmesi için hukuk sistemi yani biz hukuk devletiyiz diyoruz ya. İşte bu hukuk devleti olmanın vecibelerini yerine getirmek lazım. Benim söylemek istediğim bu. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, ben de hayretle izledim birçok açıklamasını Atilla Bey'in. Belgeleriyle, görselleriyle, bilgisiyle, yaşanmışlıklarıyla 6 yıldır dava bile açtıramayan Atilla Bey, yeniden hukuka güveniyorum ve ülkeme güveniyorum ve bu ülkem için mücadele ediyorum dedi. Son olarak da dedi ki, korkmuyorum, mücadeleme devam edeceğim diyor. Bir başka konuda, bir başka konukla tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.